deniyor ki Türkiye'deki gelişmeler Avrupa Birliği kriterlerine uymadığı gibi tamamen dışına gitti. İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden Osman Kavala kararına kadar son derece önemli. Osman Kavala bugün zannediyorum 1507. gününde cezaevinde. Kimsenin aklı almıyor, biliyor musunuz? Yani benim hala almıyor. 1507 gündür tutuklu olarak ve üstelik de neyle suçlandığını hakikaten, evet 1507 gündür Osman Kavala. Bakın Osman Kavala kararı böyle. İsmail Saymaz bugün Halk TV.com.tr'de yazmış. Okumanızı tavsiye ederim. Şu nedenle özellikle Aysel Tuğluk, HDP'li, Kürt siyasetinin içinden bir isim. İsmail Saymaz da hep anlatır. Ülkücü gelenekten gelen bir yazar. Ama demiş ki Aysel Tuğluk hafızasını, Türkiye vicdanını kaybediyor demiş. Evet, Aysel Tuğluk hakikaten hafızasını kaybetmeye başladı. Neredeyse belki de kaybetti. Annesi ölmüştü o cezaevindeyken ve onun cenazesine bir yerde toprağa verilmesine karşı çıkılmıştı. Bu bir travma yaratmış ve bunun arkasından da bu gelmiş. Osman Kavala öyle, Aysel Tuğluk böyle, hukuk kalmamış, ekonomi nerede? AB ne yapsın? Şöyle, Aysel Tuğluk'un hikayesinde... Aysel Tuğluk'la ilgili bir anımı izninizle paylaşmak istiyorum hemen yeri gelmişken. Ben bir gazeteci olarak değil ama Kocaeli'ne bir yolum düştüğünde gidip cezaevi savcısından izin alıp Figen Yüksekdağ'ı ziyarete gitmiştim. Gazete Duvar'da da sadece insani boyutuyla bir izlenim yazısı yazdım. Özellikle hani siyasi bir soru sormadım. HDP'nin önceki eş genel başkanı biliyorsunuz Figen Yüksekdağ. Aynı anda Aysel Tuğluk da kuzenleriyle benim hemen yanımda görüşmedeydi. Ve biz sohbet sırasında ben dehşetle izledim. Aysel Tuğluk o sohbet boyunca ağladı. Ve Figen Yüksekdağ dedi ki annesinin travmasını atlatamıyor. Yani bu nasıl atlatılabilecek bir travmadır? Gerçekten bu ülkede bir partinin eş genel başkanlığını yapmış bir isim Aysel Tuğluk. Annesini mezardan çıkardı. Evet, onu söyledik tabii. Hatta o mezara koyan ve mezardan çıkaran gençlerden biri demişti ki, genç bir partili, ben hayatım boyunca bunu unutamayacağım. Benim rüyalarıma giriyor. Aysel Hanım bunu nasıl atlatacak bilmiyorum. Hem orada ölüm korkusu yaşadılar, bir lince uğradılar. Orada öldürülebilirlerdi Ankara'daki mezarlıkta. Hem de defnedilmiş bir cenazeyi topraktan çıkardılar. Ve Aysel Tuğluk annesiyle çok yakında. Hatta Sincan cezaevine nakli için defalarca dilekçe vermişti. Anneme yakın olayım, biri annemi getirir, görüşüme getirir diye. Çünkü annesi tekerlekli sandalyedeydi, yaşlıydı ve davalarını izlemeye geldiğinde dönüp her savunmasında annesinin oturduğu sıraya bakışı benim hafızamda hala. Çok yakın bir anne kız ilişkileri vardı. Evet. Ve şimdi o zaman bile ben o travmanın ondaki yansımasını görmüştüm. Kolay uzun mı? Süredir, kolay mı? Tabii. Uzun kolay süredir mı? Aysel Tuğluk'un ne yazık ki hafızasını kaybettiğine dair bilgiler geliyordu ama kendisi istemediği için bu paylaşılmadı. Evet, evet. Avukatları tarafından da, partiler tarafından da. Ama maalesef, şu an durum gerçekten vahim. Maalesef gelinen nokta bu. Toparlarsan, çünkü programın sonuna geldik hayatım. Evet, bu hafta İnsan Hakları Haftası ve bir haftada cezaevlerinde 4 kişi hayatını kaybetti. Garibe Gezer, Abdülrezak Şuyur, Halil Güneş ve Salih Toğrul. Yani dünya Türkiye'den ne beklesin? Cezaevlerinde devletin güvenliğini aldığı kurumlarda, kapalı infaz kurumlarında bile kimsenin can güvenliği yok. Hal böyle. Buyurun. Peki, çok teşekkür kısa bir ederim. Şey Aysel Tuğluk meselesine bir cümle söylemek rica ediyorum. Bu yaşanan utanç vesilesi olaydan sonra Kürt toplumundaki mevcut travmalardan başka bir büyük travma daha oluştu. Ve gördüğüm o ki birçok Kürt dostum, arkadaşım artık cenazelerini batıdaki şehirlerde bırakmayıp kendi doğduğu topraklara götürmeyi tercih ediyorlar bu travma sonrasında. Ve çok ağır, çok ağır bir şey ve şunu da eklemek gerekiyor. Sadece onların travması değil bu. Bizlerin de travması aynı şekilde. Baktığımda en az onlar kadar üzülüp, en az onlar kadar ülke adına
utanç duyuyorum. Ve bir şey sevgili dostum Canan Kaftancıoğlu'nun çok sık söylediği bir şey var. Buna baktığımda da bir kere daha görüyorum ki faşizmle uzlaşılmaz. Faşizmle uzlaşılmaz, evet. Şimdi efendim az önce bir fotoğraf gösterdim ya bomboş diye. Mevsim Altay, Halk TV'nin hani çalışkan arılarından biri. O çekmiş, çektiği için şu andan Mevsim bakanlıktan atılıyor. Neden? Ne var? Neyi saklıyorsunuz? Ne demek bu? Yani uslu çocuklara alışmışsınız. Bunu çek, bunu çekme. Bunu yaz, bunu yazma. Bu mudur? Birazdan Mevsim herhalde bağlanacaktır. Bağlanacak Can Coşkun'un programında bütün bu olanları anlatacak. Ne oluyor, ne bitiyor Ankara'da? Ne saklanıyor bizlerden, ne saklanıyor? Bu fotoğrafı çektiği için bir gazeteci bakanlıktan atılıyor. Rica edeceğim, yani dediğiniz gibi faşizmle uzlaşılmaz. Vallahi biz sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Haberciliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Kaç dakikamız kaldı Dersucuğum? 4 dakikamız kaldı. Sizin 3 dakikanız var. Özlem'e teşekkür ettim. Size de bir 3 dakika bir toparlayın. Ben de sonra programı kapatayım. Aslında her dakika yeni bir garabet yaşadığımızı anlatmak dışında bir şey kalmıyor. Bakın mesela en şey olağan hale dahi tahammülleri kalmamış durumda. Bir gazeteci son derece haber değeri olan bir konuya işaret ediyor ve haber yapıyor. Bugün en önemli kararlardan biri olan asgari ücret açıklanacak. Bu da toplumun tüm gruplarını temsil edilmesi için yıllardır bir gelenekle yapıyor. Asgari ücret komisyonuyla yapılıyor. Tüm muhatapların temsil edildiği bir yapı. Bunun yapılamadığını haber yaptı diye bakanlıktan uzaklaştırıyor. İşte AKP'nin çaresizliği, içerisinde bulunduğu acziyet, yönetememe hali, sadece gizlemeye çalışma halini herhalde en iyi gösteren şeylerden biri budur diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi bakın, size bir haber vermeden, bir paylaşımda bulunmadan bu programı bitiremeyeceğim. Zaten başlangıçta da söz etmiştim, Sabah Gazetesi'nden ufacık bir not vermiştim. Şimdi efendim Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasını gör önce Dersucuğum. Türkiye'de neler 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 oluyor. Dolar almış başını gitmiş. Avrupa Konseyi Türkiye'ye yeter artık demiş. Üyelik müzakere dondurma kararı almış. Bir başlık. Kalleş plan böyle bozuldu. Kalleş plan Erdoğan'ın Siirt mitingi için biliyorsunuz birçok çevre illerden polis ekipleri gidecekti. Onlardan Nusaybin'de bir polisin resmi de değil, sivil arabasının altında şöyle bir bomba keşfedilmişti. Zaten neredeyse keşfedilsin diye konan bir bombaydı. Baktığınız zaman 2 metreden, 5 metreden görülen bir bombaydı. Nitekim arkadaşı da görmüştü, etkisiz hale getirilmişti. Yani ortada hani ne olduğu belirsiz bir tuhaflık vardı. Sabah gazetesi bunu Nazif Karaman, Halit Turan imzalı bir manşetle anlatmaya çalışmış. Diyor ki terör örgütü PKK'nın Başkan Erdoğan'a yönelik suikast planının perde arkasını açıklıyoruz. Efendim PKK'lı birisi demiş ki bana bir telefon geldi. Bir PKK'lıdan Suriye telefonu, Suriye tarafından. Senin abini devlet öldürmüştü. İntikamını almayacak mısın dedi. Sana para veririz vesaire dediler. Ben de para için değil ama intikam için yerleştirdim dedi. Ama bakın işin tuhaflığına. Bunu söyleyen, yani Sabah'ın ifadesiyle Başkan Erdoğan'a suikast düzenleyen, planlayan en azından kişinin, göster o iş sayfayı Dersucuğum. Ne adı var ne yüzü var. Ne adı var ne yüzü var. Buyurun bakalım. Ben bir şey söylemeyeyim, siz zaten anladınız. Efendim saat 14'te merkezin faiz kararı var. O bekleniyor. İhtimaldir ki saat 15'te Erdoğan asgari ücreti açıklayacak. Gün boyu arkadaşlarımız Halk TV ekranlarında bütün sıcak gelişmeleri size aktaracaklar. Halk TV'den ayrılmayın ama aklınızı da mukayyet olun.
Teşekkürler Ertan Bey. Her ikisine de katılıyorum. Peki, tamam. Görüşelim efendim yarın.